Evet efendim, kripto para ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Esra Türköz, Arkaypex hazine uzmanı bizlere eşlik edecek. Bir fiyatlamalara dönelim isterseniz. Gözler dün FED'deydi dedik. FED sonrası hem riskli varlıklar yani hisse senedi tarafına aynı zamanda kripto paralara da alış geldiğini gördük. Tabii bugün kısmi geri çekilmeler görüyoruz. Basic Attention Token Maker ve Ripple'da tabii pozitif ayrışmalar var. Buna karşılık Bitcoin tarafına baktığımızda geri çekilmeler olsa dahi fiyatlamanın 40 bin dolar üzerinde seyrettiğini görüyoruz. 40.600 dolar seviyesinden geçiyor aşağı yukarı fiyatlama. Ethereum tarafına dönüyoruz. 2750 doların üzerinde seyrediyor. Burada da fiyatlama. Bununla birlikte Link, Holochain, Algorand ve Stellar Lumen'de de yine kısmi geri çekilmeler yaşanıyor. Peki bundan sonrası için FED faiz artırımı döngüsüne devam edeceğini açıkladı. Bunun kripto paralara etkisi nasıl olacak? Sevgili Esra ile şimdi bunu değerlendirelim. Esra selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. İyi yayın. Çok teşekkürler. Şimdi o beklenen 25 bas puanlık faiz artışı geldi ama iki önemli unsur daha var. Aslında 6 faiz artışı daha beklediğini açıkladı Powell. Bununla birlikte tabii bilanço küçültmeye de başlayacağız dedi ama tarih vermedi. Peki 25 bas puan faiz artışından sonra aslında tam tersi bir etkiyle kripto paralarda pozitif fiyatlamalar gördük. Ama bundan sonrası için ne bekleyebiliriz? İstersen FED cephesiyle başlayalım. Şöyle Perihan Hanım, ben aslında kısa bir özet geçmek istiyorum dünkü FED olayıyla ilgili. Türkiye saatiyle 9'da FED'den beklediğimiz gibi oylama sonucu 8'e karşı bir oy ile politika faizinin 25 bas puan tarafıyla artış geldi. Yılın geri kalanı için dediğiniz gibi 6 faiz artışı yapacakları yönünde de açıklama yaptılar. Basın açıklamasında Powell'ın yaptığı konuşmada da önümüzdeki toplantılardan birinde politika sıkılaşması amacıyla bilançoyu azaltma odaklı olacaklarını ek olarak da vurguladıklarını gördük. Aynı zamanda kararda açıklanan son 6 faiz artırımı konusunda da gerekli durumlarda hızlı olacaklarını belirttiler. Aslında açık bir kapı bıraktılar diyebiliriz bu konuda. Şöyle gelen ilk faiz artırımı sonrasında asıl konumuz olan sorduğunuz gibi Bitcoin cephesinde baktığımızda FED kararı sonrası beklediğimiz gibi ani bir düşüş geldi. Sonrasında da toparlama geldi aslında kısa bir sürede. Hemen kendini toparladığını gördük. Hemen karar öncesinde de pozitif yükselişte 40.500 bandındaki yakın seviyelerdeki seyrini takip ediyoruz şu anda. Öncesinde gelen artışı yorumlamak gerekirse aslında merak edilen oydu. Dün Asya ve Rusya tarafından gelen iyi haberlerin hisse senetlerini olumlu etkilemesiyle beraber 41 bin dolar üzerine çıktığını gördük. Özellikle ABD'de işlem gören Çin hisse senetleri, Çin'in başbakan yardımcısı tarafından gelen destek sözüyle yükselişe geçti. Ve hisse senetleri piyasasıyla pozitif yönlü korelasyon olan Bitcoin'de de böylece olumlu bir artış gördük diyebiliriz. O şekilde özetleyebiliriz. Tabii ek olarak da Rusya tarafında barış görüşmeleri başlığı altında gelen olumlu haberler ile de yükseliş pekişti diyebiliriz. Umuyorum haftayı da yatırımcıları tatmin edecek şekilde yükselişte kapatacaktır diyebilirim şu anda Perihan Hanım. Peki burada o zaman hemen Bitcoin'e geçmek istiyorum. Önemli teknik seviyeleri konuşacağız ama Bitcoin'e geçmeden önce kriptolarda en çok alınan ve satılanların olduğu aslında bir grafiğimiz var. O tablo ile başlayalım istersen. Bu tablo bize ne ifade ediyor? Ardından da Bitcoin'de hazır 40 bin doların üzerini görmüşken teknik seviyeleri konuşuruz. Şöyle Perihan Hanım, burada Ethereum balinalarının Ethereum'un en büyük rakiplerinden birine olan ve diğer birkaç coin'e de olan yatırımlarını görüyoruz bu ilk 10 şeyde coin'de. Bain Stace'deki yeni on-chain verilerine baktığımızda, görüntüye baktığımızda mevcut en büyük Ethereum balinalarının bazılarının Ethereum yerine geçebilir şeklinde değerlendirdiğimiz rakiplerine yatırım yaptığını görüyoruz. 3 gün öncesinde baktığımızda yüksek hacimli stablecoin olan Rep Luna'ya listede yer aldığını görmüştük. Şu an ise ilk onda Rep, Bitcoin ve Chainlink'teki pozitif girişleri görüyoruz aslında. Diğer yandan Ethereum'un bir diğer güçlü rakibi olan Phantom'da yer aldığını görüyoruz. Şöyle genel olarak yorumlamak gerekirse aslında kripto para piyasasındaki oynaklık ve oldukça hızlı düşüş ve artış yaşadığımız şu dönemde büyük yatırımcılar için aslında sabit paralar gibi daha
daha çok sabit paralar gibi, Wrapped Bitcoin ve Luna gibi daha az değişkenli, volatilitesi daha az olan ılımlı kripto varlıklara yatırım yapmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Özellikle güçlü bir proje olan Terra'ya Ethereum üzerinde çalışan bir ve bir ABD doları değerini korumak için gayret gösteren bir stablecoin olduğunu biliyoruz. Bahsettiğim gibi 3 gün öncesinde baktığımızda Ethereum balinalarını 42 milyondan fazla Terra alımı gerçekleştirdiğini gördük. Hı hı. Baktığımızda dolara endeksli kripto paraların piyasa değeri büyük bir artışla 14 milyar dolara yükseldi ve USDT en büyük stabil coinler arasında 4. sıraya yükseldiğini gördük aslında. Bu şekilde özetleyebiliriz şu anda. Şimdi bu özetle birlikte dönüyorum buradan Bitcoin'e, dediğin gibi. Evet, burada hep önemsediğimiz teknik seviyeleri neredeyse her sabah konuşuyoruz ama fiyatlama bir şekilde hep 40 bin doların altında baskılı seyrediyordu. Dün FED sonrası 40 bin doların üzerini gördük. Hatta 41.400'lerden bugün işlem geçti diyelim. Peki rahatlama geldi mi artık sevgili Esra? Yani 40 bin doların üzerine şimdi oturan, geri çekilmeler yaşansa da 40.600'ün üzerine oturan bir fiyatlama var Bitcoin'de. Rahatlama geldi mi, yoksa bunu söylemek için henüz erken? Şöyle diyebilirim. Öncelikle 50 bin dolar seviyesi aslında bizim için psikolojik bir sınır şu anda. Kısmen de yaklaştık diyebiliriz. FED kararı risk iştahlandırmasıyla 40 bin üzerinde fiyatlama geldi. Halen bu seviyede seyir hakim. Aslında 41 bin dolar diyebileceğimiz bir seviye psikolojik olarak da 50 binden sonra. Şu anda 42 bin ve 44 bin 500 dolar seviyelerinde önümüzdeki direnç seviyeleri hakim. 36 bin 840 ve 35 bin dolar seviyelerinde ise olası düşüşe karşı destek seviyelerimiz bulunuyor. Bunlar daha göz önünde bulundurmamız gereken seviyeler diyebilirim şu anda. Peki buradan Ethereum'a geçeceğim ama hem Ethereum teknik tarafını konuşurken şöyle bir bakıyorum. Aslında yavaş yavaş burada fiyatlama 21 günlük ortalamanın üzerine çıkıp kapanışlarda yapmaya başladı. Yani hedefimiz artık 2900'ler diyebilir miyiz peki Ethereum tarafında? Bir de tabii şunu merak ediyorum. Çünkü Ethereum balinalarına baktığımızda Ethereum'un en büyük rakiplerinden birinde biriktirdiğini görüyoruz. Bu süreçte Ethereum'un baskılı olmasının, Bitcoin'e karşı da baskılı olmasının hem nedenleri, sonuçları ve Ethereum killer'ların bundan sonraki süreçteki etkisi ve teknik görünümünü birlikte değerlendirelim istersen. Şöyle bir giriş yapmak gerekirse, öncelikle Ethereum fiyatında kısa süre önce gas fee'lerde bir ucuzlama geldiğini gördük. Aslında ben burada pozitif yönlü bir yükseliş bekliyordum, ancak Bitcoin'le olan yüksek korelasyonundan dolayı Bitcoin oldukça baskılıyor halen Ethereum'u. Aynı şekilde Ethereum'dan balinalarında oldukça uzaklaştığını görüyoruz. Son zamanlarda dediğim gibi Phantom tarafına bir yönelim mevcut. Aynı şekilde Chainlink ve daha stable coin bazlı olan Terra ve Wrapped Bitcoin gibi ürünlere yönelim mevcut. Şöyle ki, fiyatlama kısmına gelirsek Ethereum seviyelerinde 2760, sonrasında 2830, sizin dediğiniz gibi 2900'e daha yakın bir seviye olan 2830 dolar seviyelerinde direnç hakim. 2500 seviyesinde de şu anda destek seviyesi mevcut. Şu an daha yükseliş odaklı olduğu gibi Bitcoin tarafından gelen ani bir düşüş olmadığı sürece Ethereum tarafında da şu anda dirence yakın seviyeler mevcut diyebiliriz. Şu anda o seyir hakim diyebiliriz. Peki hazır burada grafiklerden devam etmişken istersen bir de Luna'yı konuşalım. Gerçi biz burada her sabah biliyorsun iCrypex'ten değerli konuklarımızla özellikle Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Ethereum diye gidiyoruz. Bu tepkiler size de geliyordur, bana da geliyor haliyle. Niye her sabah sürekli Bitcoin, Ethereum konuşuyorsunuz Feriha Hanım diye? Çünkü daha bir yola giremedik, yani girsek sonra altcoin'leri konuşmaya başlayacağız ama şu Bitcoin bir öncü gösterge olarak daha o rally en azından diyeyim başlatamadı. Peki biz yine de ara ara altcoin'lerden de devam edelim. Bugün yer vereceğimiz, teknik görünümünü konuşacağımız altcoin ise Luna olacak. Ama biraz tabii hep sadece teknik değil, temelinden de bahsedersek en azından bizi izleyenler ya da yatırımı varsa onlara da bilgi vermiş oluruz böylelikle sevgili Esra. Tabii şöyle özetleyebilirim. Özellikle güçlü bir proje olan Terra, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve 1 ABD doları değerini korumak için oldukça gayret gösteren bir stablecoin. Baktığımızda bu şekilde bir özetleme yapabilirim.
Stablecoin kategorisi altında. Volatilitesi oldukça az ABD dolarına endeksli olduğu için. Bu bakıma herhangi bir ani yükseliş ve düşüşlerde de oldukça az etkileniyor diyebiliriz aslında Terra için. Önemli seviyelere baktığımızda da 92 ve 101 dolarda önemli dirençler görüyoruz şu anda grafikte. Ve 72-77 dolarda ise destek seviyeleri mevcut diyebiliriz. 7-9 Mart aralığında güzel pozitif bir artış gelmiş. Şu anda da daha yatay bir seyir hakim. İlk direnç noktasından uzakta değiliz, ancak Luna'ya yatırım yapmak için ekstra şüpheyle yaklaşmamıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Hem stablecoin oluşuyla hem de teknolojik yapısıyla oldukça güzel bir coin diyebiliriz. Peki, bununla birlikte hep Rusya cephesini konuşuyorduk kripto paralarda, ama bir hamle de Ukrayna'dan geldi. Ukrayna'da kripto para sektörü artık yasallaştırıldı. Evet. Şöyle, Rusya tarafındaki zor koşullardan sonra Ukrayna'ya gelip biraz pozitifliği konuşmak tabii iyi olacaktır. Ukrayna Rusya saldırısı sonrası gelen kripto bağışlarıyla birlikte kripto sektöründeki yaklaşımlarını güçlendirdiler aslında Perihan Hanım. Özellikle mevcut savaş için teçhizat alımı, vatandaşlar için gerekli olan ekonomik durumu sürdürebilmek adına kriptoya olan güvenleri oldukça fazla ve önemli bir etken diyebiliriz şu anda. Bu yüzden ülke genelinde yasallaşması adına Ukrayna Başkanı Zelenski kripto yasasını imzaladı. Böylece bundan sonra yerel ve yabancı kripto borsaları operasyonlarını, bunu tırnak içinde vurgulamamız gerekiyor, yasal olarak yürütebilir hale gelecek. Ve ek olarak da bankalarda kripto şirketleri için hesap açabileceği şeklinde gelişmeler mevcut şu anda. Ukrayna'nın kripto bazındaki gri alandan çıkması ve vergi ödemesi durumu vardı zaten. Ancak şu anda tabii vergi ödeme durumu ön planda değil gerginlikten dolayı. Daha çok ülkenin ihtiyaçları için sağlanması gereken finansman ve kolaylığı açısından yasallaştırma söz konusu diyebiliriz. Son olarak önemli bir noktayı da vurgulamak istiyorum tekrardan. Ülke içindeki zaten kripto para yasa dışı değildi. Amaç ulusal bir politika oluşturmak değil, daha çok onaylı kripto para birimi distribütörlerine yapan operasyonel anlamda bir yasaydı diyebiliriz bu. Kripto bazında daha sonraki adımlar için de güzel bir zemin oluşturdular diyebiliriz aslında. Esra, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Evet, Esra Türköz bizlerleydi efendim. Böylelikle biz ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bugün saatler 13.30'u gösterdi. Merkez Bankası özel yayınımızla sizlerleyiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.